Sevgili dostlar hepinize Merhaba ben başkan 35 Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda dolar e, TL gümüş altın değerlendirmesi yapacağız e, Bizler için önemli olan kritik seviyeleri sizlerle birlikte bulmaya çalışacağız videomuza başlamadan önce kanalıma bir beğeni atar ve kanalımı başka mecralarda YouTube Facebook WhatsApp gibi Instagram gibi mecralarınızda paylaşırsanız beni çok memnun edersiniz arkadaşlar Evet Dolar TL'deki arkadaşlar için son videomuzda anlattığımız e, aşağı yönü 7.96 seviyesinden e, baskılanıp aşağı yönlü Dolar TL kurunun e, özellikle 7.78 seviyesine doğru geri çekileceği yönünde beklentilerimiz vardı. Bu beklentilerimiz doğrultusunda Dolar TL kurunda e, 7.78'li seviyelere doğru aşağı yönlü hareketler gözlemledik arkadaşlar. Evet, Dolar-TL kuruna başlamadan önce e, DAX'taki hareketleri biraz incelemek istiyorum arkadaşlar. E, DAX'ta bizler için önemli olacak e, gelişmeler mevcut. O yüzden e, DAX'ta yukarıdan aşağıya doğru inen bir trend çizgimiz mevcut arkadaşlar. Bu trend çizgisini de e, DAX'ta takipteyiz. Dolar-TL'deki arkadaşlar orta vadede merak etmesinler. Dolar-TL kuru orta vadede tekrardan... E, yükselişine devam edecektir. Fakat e, bugün itibariyle DAX'ta hala zayıf seyir ve aşağı yönlü e, hareketler devam etmekte. Fakat dolar endeksinde zaman içerisinde arkadaşlar yukarıdan gelen e, trend çizgisi yukarıya yönlü kırılacaktır. E, ve bunun da e, yavaş yavaş e, zamanının geldiğini indikatörler bize söylemekte. Artık indikatörler çünkü Dip seviyelerde bulunmakta. Aşağıda stokastik indikatörüne baktığımız zaman dolar endeksinde e, indikatörümüzün artık e, bir müddet daha aşağı yönlü hareket gösterebileceği e, fakat artık buralardan e, yukarıdan gelen e, düşen trend çizgisini yukarı yönlü e, kıracağı yönünde beklentimiz devam etmekte. Evet trend çizgimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Yukarıdan aşağı doğru inen bu trend çizgimiz. Ee, ne zaman ki yukarıda 93 seviyesi üzerlerinde bir hareket başlatır ve buralarda bir kapanış yapabilirse, işte o zaman e, dolar TL karşısında tekrardan e, güçlenmeye başlayacaktır. Fakat biliyorsunuz arkadaşlar, e, bizler için e, işsel sebepler de mevcut bu işsel sebepler doğrultusunda e, dolar TL kurunda. Merkez Bankası para politikası kurulundan gelecek kararlar neticesinde de aşağı yönlü hareketler beklentimiz dahilinde. Fakat bu aşağı yönlü beklentiler Merkez Bankasının yapacağı faiz kararlarına da bağlı. Bu Merkez Bankası faiz kararlarından çıkacak sonuç ve DAX'ın yönünü ABD seçimlerine doğru yukarıya kırmasını başarabilirse de 9340 seviyelerine doğru. Yukarıya kırıp buralarda bir kapanış yapmaya başlayabilirse de e, bu sefer e, dolar tekrardan TL tarafında güç kazanmaya başlayacaktır e, şeklinde yorum yapabiliriz. Yukarıda 9340 üzerinde de çıkabilirse 9480'li seviyelere doğru artık dolar endeksi yukarı yönlü hareketlerine e, o zaman devam edebilir arkadaşlar. E, bizler de sizlerle birlikte e, dolar endeksini takipte kalacağız ki dolar endeksindeki orta vadedeki yatırım düşünen dolar tarafında yatırım düşünen arkadaşlar için bu e, dolar endeksinin hareketleri önemli olacak Evet şimdi dolar TL kuruna geçelim bakalım dolar TL kurunda bizler için önemli olacak hareketler ne hangi seviyelerde bunları sizlerle birlikte bulalım Evet grafiğimizi biraz büyütelim grafik biraz sizlere karışık gelebilir arkadaşlar e, Fakat e, bu çizgiler bizler için önemli olacak Özellikle son videomuzda belirttiğimiz e, dolar TL'de 7.78 ilk etapta 7.78 seviyesine doğru 7.96'nın baskılanıp 7.78 seviyesine doğru aşağı yönlü bir hareket beklentimiz olduğunu belirtmiştik. E, bu hareket beklentimiz doğrultusunda bu yöne doğru dolar TL kurunda e, gevşemeler yaşandı. Evet şimdi şu üstteki e, kanal çizgisini kaldıralım arkadaşlar ve ana kanal çizgimize dönelim. Evet, ana kanal çizgimize baktığımız zaman arkadaşlar bu ana kanalın e, yukarıdan kırılan seviyesi 778 seviyesinden geçmekte olduğunu görüyoruz. Bu 778 bizim için önemli bir seviye, önemli bir destek bölgesi. Çünkü biz buna retest diyoruz. E, bir önemli direnç yukarı yönlü kırıldığı zaman arkadaşlar bu direnç tekrardan test edilmek istenir ve buna retest adı verilir. Eğer bu kanal 778 altında kırılmazsa Dolar TL kurunda o zaman tekrardan yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Fakat para politikası kurulundan gelecek kararlar 350-400 bas puanlık bir faiz artışına da sebebiyet verirse o zaman işte dolarda 7.78 kırılıp aşağıda 7.71 seviyesindeki destek noktasına doğru hareketler hızlanabilir. 771 altında gene önemli bir destek noktamızda 768 ve ayrıca 768 stop bölgesi olarak da düşünülebilir arkadaşlar. Fakat ben stopu pek önermiyorum çünkü orta vadede dolar TL'de yönün tekrardan yukarı döneceği yönündeki beklentim hala mevcut. Ayrıca yarın merkez bankasından gelecek açıklamalarda önemli. Bakarsınız yarın Merkez Bankası sürpriz bir karar da yapıp faizde arttırmayabilir fakat piyasaların beklentisi faiz artışı olacağı yönünde eğer faiz artışı faizleri 13-14 puan 14 puan seviyelerine doğru çekebilirse arkadaşlar 13 14 seviyelerine doğru çekebilirse işte o zaman dolar TL kurunda bu 7.68 seviyesi aşağı yönlü kırılabilir. O yüzden 7.68 kırılmadıkça e, orta bazlı düşünen arkadaşlar e, dolar TL kurunda e, kendi stratejilerini kendileri oluşturabilirler diyebiliriz. Daha uzun bazlı elinde dolar TL tutan arkadaşlar 7.33 seviyesi önemli. 7.33 altında bir kapanış e, olmadığı müddetçe hatta 7.53 diyelim 7.53 seviyesi altında bir kapanış olmadığı müddetçe e, dolar TL kurunda Hareketler ancak e, düzeltmenin ötesine geçemez. Bizim bunlardaki e, beklentimiz Merkez Bankası'nın özellikle cari açık dengesi çok önemli arkadaşlar. Cari açık dengesi de e, baktığımız zaman ancak Dolar-TL kurunun e, yüksek tutulmasıyla kapatılacak gibi gözükmekte. Çünkü işsel üretim e, bu Covid-19'a da bağlı olarak içerideki e, üretim ve ihracatımız ithalatı fazla gelişmekte O yüzden bu da cari dengeyi bozmakta cari dengenin de bir denge oturtulabilmesi için maalesef Merkez Bankası'nın elinde artık döviz silahı da pek kalmadı bunun içinde doları yüksek tutmak istemekte o yüzdendir ki Dax aşağıya geldik geldikçe bizim dolar-tl kurunda aşağı yönlü hareketler stabil kalmakta arkadaşlar çok fazla aşağı yönlü hareket görülmemekte Tabii bu bir miktarda e, Merkez bankamızda rezervin olmamasından da kaynaklı e, olarak gözükmekte dolar-tl e, kurunda e, Merkez Bankası'nın yapacağı bir artış 350 400 bas puanlık bir artış aşağı yönlü hareketlerde arkadaşlar e, bir miktar bizlerin beklemesi alım yapacak olan özellikle arkadaşlar için yatırım tavsiyesi olmasın. Alım için aşağı yönlü hareketlerin biraz gözlenmesi veya 7.71-7.68 seviyelerin kırılıp kırılmayacağı iyi gözlenmeli. Çünkü bu seviye 7.68 kırılmazsa da bize tekrardan alım fırsatı yaratabilir arkadaşlar. Dolar TL kuru diyelim ve altın tarafına geçelim. Altın onsla başlayalım hemen analizimize. Evet, Altın O's'ta görüyorsunuz arkadaşlar yukarıdan aşağıya doğru bir düşen trend çizgimiz mevcut. E, bu trend çizgimizin yukarı yönlü kırılması e, onsun tekrardan yukarı yönlü hareketlerini e, başlatabileceği yönündeki beklentimizde devam etmekte. Bizler için Altın ons tarafında arkadaşlar bu trend çizgisi yukarı yönlü kırılırsa Altın onsteki arkadaşlar Görüyorsunuz şuradan geçen bir 1925 seviyesi kırılır ve üzerinde kapanışlar yapmaya başlayabilirse işte o zaman altın olsa tekrardan yukarı yönlü hareket beklentilerimiz 1933 1937 kısadaki direnç kuvvetli direnç noktalarına doğru hareket edecektir ve buradan gelecek bir kapanış bizi altın olsa Tekrardan e, yukarı yönlü yükseliş hareketini başlatacak hareket olarak da nitelendirilebilir. O yüzden 1925 seviyesi kırılımı bizim için çok önemli ve yukarıda 1937 kapısını açacak kırılım bu 1925 üzerindeki kapanışa bağlı arkadaşlar. Kısa yönden baktığımız zaman e, bu kısanış, kısa kapanışlar bize yukarıda bu seviyeyi açtı e, açan kapıyı göstermekte, bunun sinyalini de vermekte ve 1937'in yukarı yönünde de kırılabilmesi halinde 1958'de seviyelere doğru altın osta yukarı yönlü hareketler de görmemiz zor olmayacaktır diye düşünmekteyim arkadaşlar. Gram altına da bakalım. Gram altında da bizler için önemli olabilecek seviyeler hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte hemen bunu bulmaya çalışalım arkadaşlar. Evet. gram altında Öncelikle arkadaşlar bizler için önemli olacak bir seviyemiz E, şurada gördüğünüz 483 seviyesi bizler için önemli bir saniye gram altın hemen grafiğini açalım Evet gram altında bizim için önemli olacak seviyemiz 483 seviyesi arkadaşlar buradaki 483 seviyesi Ayrıca yukarı yönlü hareketlerin devamı için e, gerekli olacak seviye demiştik. E, dolar TL'nin ve daxın güç kaybetmesiyle birlikte dolar TL'de e, bu seviyede e, gram altının hareketlerinin devam etmesi Neticesini bizlere getirdi. Şimdi 483 önemli bir seviye dedik ve onun altındaki ikinci önemli destek seviyemiz 478 ve onun altında da 471 desteklerimiz. Dolar TL'nin aşağı yönlü hareketlere başlaması neticesinde takibimizde kalması gereken gram altındaki önemli destek yerleri şeklinde takip edilebilir arkadaşlar. Bu seviyeleri takipte kalacağız. E, fakat dediğim gibi ons bazlı yukarı yönlü hareketlerin gerçekleşmesi durumunda gram tarafında da hareketlerin o kadar çok sert aşağı yönlü e, olmayacağı yönündeki beklentim hala devam etmekte. E, çünkü Buradaki düşüşler genelde TL bazlı olacak. Ve bu da Merkez Bankası'nın vereceği kararlar neticesinde belli kendini belli edecek. Hemen Gümüş Ons'a da bakalım arkadaşlar. Gümüş Ons'ta bizlerin beklenti yerleri, seviyelerimiz nerelerdeydi? Sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışalım. Evet, Gümüş Ons'a da baktığımız zaman bizler için 25-14 seviyesi çok önemli arkadaşlar. 25-14 seviyesi üzerinde Gümüş Ons'un tutunup tutunmayacağı ve buraların üzerinde kalıp kalamayacağımız çok önemli. Çünkü yukarıdan gelen yükseliş trend tam bu 25-14 seviyesinden geçmekte. Bu 25-14 seviyesi gümüş onsta yukarı yönlü kırabilirsek işte o zaman bize yukarı yönlü hareketlerin ons tarafında daha da sertleşebileceği sinyalini bize vermekte. O yüzden bu yukarıdan geçecek 25-14 seviyesi çok önemli olacak arkadaşlar. Burayı yukarı yönlü kırıp üstünde tutunmayı başarabilirsek de o zaman yukarıdaki hedefimiz 25.83 seviyesindeki hedef noktamız haline gelecektir. Bu 25.14 14 25 84 aralığımız gene bizler için önemli bir kanal aralığımız arkadaşlar. Bu kanal aralığını takipte kalacağız. E, Gümüş Ons'taki arkadaşlar e, bu aralığı çok iyi takip etsinler. Çünkü 25-84 üzerindeki bir kapanış bize gümüş onsta tekrardan 25.84 ve 26.94 seviyesindeki kanal aralığının çalışması anlamına gelecek hareketi bizler için başlatacak diyebiliriz. O yüzden 25 kırılması çok önemli olacak ki bizlere 27 seviyesindeki kapıyı gümüş ons açabilsin. 25-14'ün altında Gümüş onsta gene arkadaşlar zayıflık başlar ve 24.72'li ikili seviyelere doğru hareket tekrardan geri gelebilir fakat 2472 artık bizler için bir yükselişin başlangıcı şeklinde de düşünebiliriz gram gümüşe de hemen gram gümüşümüze de ons grafiği üzerinde bakalım bizler için gram gümüşte önemli olacak seviyeler hangi seviyelerde bulmaya çalışalım Öncelikle bizler için 6.29 gram gümüşte çok önemli arkadaşlar. Bunun üzerinde tutunmamız tekrardan yükseliş hareketinin başlaması anlamını taşıyacak ve gram gümüşü 6.51 seviyesine doğru yukarı yönlü götürmesine sebebiyet verecek önemli bir kanalı açacaktır. O yüzden 6.29-6.51 bant aralığını gümüş gramda takipte kalacağız. Gümüş gramın bu bant aralığı üzerinde e, tutunması e, bizler için çok önemli Çünkü tekrardan altın ve gümüş tarafının e, buradaki yukarıdaki tren çizgilerinin üzerinde kapanışlara e, başlayabilmesi demek bizler için e, önemli seviyede yukarı yönde hareketleri getirecek 6 16 608 08 destekleri e, TL dolar bazlı hareketlerin aşağı yönlü olması halinde B planında da takip edeceğimiz gümüş gramdaki seviyeler olacak arkadaşlar çünkü merkez bankasının yapacağı bir hamle e, dolar bazlı gram gümüşü de aşağıya doğru 6.16 6.08 seviyesine doğru çekebilir. O yüzden e, bizim için bu seviyeler çok önemli seviyeler şeklinde düşünülebilir. Evet altın dolar ve gümüşle ilgili e, anlatmak istediklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. E, ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.